Merhabalar, iyi pazarlar, iyi hafta sonları. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepimize. Güzel bir bahar hafta sonu diliyorum. Uzun dönemdir hep tıp konuştuk. Hastalıklar konuştuk, tedavilerini konuştuk, teşhislerini konuştuk. Farklı branşlarda konuklar aldık. Ama beynim dedi ki bana, ya Mayda dedi, bugün de dedi Cavit Hoca'yı al. Biraz dedi, biraz yine tıbba gel ama, yine terapiye gel ama. Biraz dedi sosyal konuş. Biraz sosyal bilgi ver. Ben de Cavit Hocam'dan rica ettim. Dedim ki Sayın Hocam bir konuk etmek istiyorum size. Gelir misiniz? Hay hay dedi. Cavit Hocam, Cavit Murtezoğlu, Türk halk müziği sanatçısı, müzisyen, ses terapisti, bir duayen, yazar, şair, bestekar, yönetmen, 10 parmağında 20 hüneri olan bir dostum, bir ahbabım. Hocam hoş geldiniz. Hoş Pirim bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Şeref verdiniz. Ne canım, şeref bulduk. Siz nasılsınız? Var olasınız. Şey hürmet ediyorum. Ben deyim. Aman. Canım benim. Güzel insan. Eyvallah. Yüreğinize, emeğinize sağlık. Çok iyi yaptınız gelmekle. Beni kırmadınız. Sağ olun. Teşekkür ederim davetiniz için. Var olasınız. Artı TV izleyicileri sizi tanıyor. Evet. İyi tanıyorlar sizi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi Pirim, ben şunu sormak istiyorum. Diyorum ki ben ses terapisini sorgulamadan önce, sizden bilgi almadan önce biraz böyle sosyal konuşayım. Benim de ihtiyacım var. Açlık hissediyorum böyle arada, evet. Bir sosyal konulara girmezsem. Batınik üzerine konuşmak istiyorum biraz sizle. Ha, oradan başlayalım. Oradan başlayıp gelelim diyorum. Ondan sonra ses terapisiyle şey yapalım, programı ilerletelim biz diyorum. Tamam. Nedir batınilik? Yani aslında kelime olarak zaten kelime kendisini açıklıyor. Batın iç demektir. Hani, İçten. Evet, iç demektir. Yani mesela hani diyoruz ya, çocuk annenin batınında. Evet. Yani içindedir. Evet, biz diyoruz ki batın tomografisi, evet, yaptıralım. Batın, evet, sanki mesela evvel batındı, sonra ahir, zahirdi. Evet. Böyle batın dediğimizde bir insanın iç yolculuğudur. Yani bir insan o zaman ki kendine sordu ki ben kimim, veya kendisini bir aynanın önünde sadece kendinin saçını daramak için değil, kendini sorgulamak için. Cemalini acaba mi sorguluyor orada? Evet, orada bir ben var benden içeri mevzusu ortaya çıkıyor. Ben mesela çok konuşayım sabah akşam her yerde, sempozyumlarda bilmem hitabelerde, ama hiç kendimle konuşmuyorum. Yani ben kendimi nasıl bir insan tanıyorum? Yani bir çıkıp kendime dışarıdan bakmam lazım. Şimdi bu batın diyaloğu batinilikti. Yani biz Allah, dua, din, ideoloji, her izm filanın dışında önce sıfır nokta nedir? Biz kendimiziz. Ben önce, hani diyor ya, nefsinde savaş. Ben ama bunu böyle diyorum. Diyorum, nefsimizle ne zaman biz uyum sağlayacağız? Yani uyum harekatı bu. Evet, yani bu, bağlamadaki akort gibi diyorsunuz. Yani ben nasıl kendimi akor edeceğim ki bu beş duyunu kontrolümde tutam? Nasıl bir anda sinirlenmemem gerekir ki çok büyük hatalar olabilir aniden? Veya yemek konusunda her an bu beş duyunu nasıl beni yüceltmek için kontrol edeceğimin konuları batinilikti. Bu ister bir çerçeve adında, çerçeve içinde olsun. Mesela Hristiyanlık bunu ele alsın, mesela batinliği işlesin, olur. İslam dünyasında olur. Ateizm dünyasında kendini yenilemek olur. Ama her ne varsa, çünkü neden oluyor hepsinde? Merkezde insan var. Eğer merkezde insan var ise, insan neden ismi insandı? Çünkü ünsiyetten geliyor insan. Her şeye alışıyor. Acaba bizim alışkanlığımızın dozu uygun mu benim hayat tarzıma? İşte batınlık o dozajı sana belirliyor. Birine 75 bir konuda dozaj lazım, bana 32. Bunu kim karar verecek? Hani diyorlar ya vicdan. Vicdanın temelinde dışarıdan verilere dayanıyor. Ama bizim dediğimiz batınlıkta insan kendidir ki kendisini
tanımaya kalkıyor. Marifet alemi. Tanıyandan sonra evet ben buyum da ama bu konuları nasıl düzelteceğim? Bazı insanlar diyor niye düzelteyim ki? Akışına yaşıyor. Biz onlarla işimiz yok. Biz bunu diyoruz ki o insan ki hakikaten dünya yani aşağılık demekti biliyorsunuz Arapça. Evet. Bu aşağılık dünyada nasıl kendisini evlaya taşıyacak? Nasıl yükselecek? Abi ne işimiz var ya? Niye yükselelim falan? Seninle işimiz değil zaten. Derdimiz o değil. Yani akışına yaşamakla bizim hani naturalist insanlar. Evet, ama evet. Hakikaten ben nasıl kıyam edeceğim? Kendimi sıfırdan toplayacağım. Evet topladığın zaman yenilikçi oluyorsun. Yenilikçi olan da icat ediyorsun. İcat ettiğin zaman yükseliyorsun ve camianı yükseltiyorsun. Budur batinlik. Yani batinlik sıfır noktada sensin. Ama batinliğin crescendosunda büyük bir fayda var. Ama maalesef her zaman bir çatışma olmuş. Çünkü zahirilerle batinler arasında daim bu sorun vardı. Yani sen neden kendindesin? Çünkü kendinde olsan aslında köle olmayacaksın. Çünkü sen beş duyunu kontrol ediyorsun ama o evet. Seni beş duyudan yakalıyor. Değil mi? O seni diyende o eşim olabilir, kendim olabilirim, dostum olabilir, siyaset olabilir. Her alanda, sporda, sanat dünyasında. Yani ben, benle üst üste gelmediğim zaman ki ben ve ben bakanda bir kişiyiz. Ama ben ve içimdeki benler bir kişi değiliz. Ona göre kimse kimseye güvenmiyor. Çünkü o kişilik var ya bütünleşmemiş. Bütünleşmek ne demekti ki? O beş tane duyunu kontrol ediyorsun sen içinde. Bütünleşiyorsun kendinde. Hacı Bektaş diyor ki hamdık, yandık, piştik. Evet. Bu aşamalardı. Bu aşamalar diyorsun. Hamdık yani bir ben var benden içeri. Ne demek yani bir ben var. Sonra bir gün onunla yüzleşiyorsun. Bir ses geliyor. Merhaba cevap diyor. Sen kimsin? Ya ben. Sen kimsin? Ya oradan gitme gitsen düşersin. Ya ben bu tarafta. Aha orada bir sese tanış oluyorsun. Aşina oluyorsun. Vay be biri var beni koruyor mu bu kim? Ben istiyorum buradan gidelim. Ama diyor oradan gitme. Şimdi burada bir insan ve iki eylem. İsmini koy vicdan. İsmi, ne yapsan yap. Bu marifete varacağız. Önemli değil. Sen isimlerle biz kavga etmiyoruz. Şimdi hayatımda 3 ya da 4 kez iç sesimi dinlemedim. Ya İbrahim yapma. Evet. Mayda yapma. Veya ya da diyor ki ya bu hastaya bunu bakma. Ya da bak dinlemediğim o durumların hepsinde zarara hata yaptım. Hüsrana uğradım. Evet, evet. İç sesimi dinlemediğim tüm şeylerde hüsrana uğradım, zarar bana gördüm. Bana soruyorlar öğrencilerim ki nereden bilelim ki o öbürü ses doğrudur, hangi sesin? Diyorum ki sizi zora davet eden sesin doğruluk payı çoktur. Zora davet eden sesin doğruluk payı çoktur. Çünkü ben seviyorum oturayım ya. Evet. Kapı çalıyor. O kadar beklerim ki İbrahim Mayda gitsin açsın kapıyı. Bir şeylerle meşgul olurum. Ama içimde diyor ki ya kalk ya biliyorsun o bacağı diyor. Yani meşgul oluyorum. Demek o ses doğrudu. Evet. Eğer bizi harekete davet ediyorsa yani yönlü bir harekete, hizmet, evet. Hedefli bir harekete davet ediyorsa eyvallah deriz. Tabii zirveye ulaşmanın temeli zorlukları aşmaktan geçiyor. Kesinlikle. Orada yani, bir mücadele var. Evet. Mücadele vermezsiniz. Evet, zirveye ulaşamıyorsunuz. Evet. Peki pirim kemale ermeyi nasıl yorumluyorsunuz siz? Ben bu o insanlardanım ki yazılarımda da bazen yazıyorum. Ben itikadım yok ki insan kemale erer. Yani kamil insan benim gözümde o değil ki mutlaktı. Yani sözümü bu tür düzeltebilirim. Yani kamillikle mutlakiyet birbirlerinden ayırmamız gerekir. Evet. Kamil, demin dediğim gibi Türkçesi bütünleşmekti. Ama eğer zihniyetimizde kamil insanla mutlak insan desek zaten ya kendimizi ya karşımızdaki mutlak sandığımız insanı diktatörlüğe mecbur ediyoruz.
sevk evet. ediyoruz diktatörlüğe. Evet, 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 evet. Otorite ona teslim ediyoruz. Evet, çünkü bütünlük uzmanlık demekti. Ama masumiyet değil. Yani masumiyet kavramında da öyle bir sorunumuz var. Yani masum, günahsız, neyin günahsızlığı yani? Bunlar öyle bir kelimelerdiler ki gerçekten oturup yeniden bunu yorumlamak lazım. Yeniden bunlara anlam yüklemek lazım. Ta daha iyi anlaşılsın. Yoksa mutlakiyet düşündüğümüz zaman karşımızdaki insanı sen ona köle olmak zorundasın. Yani eğer karşındaki insan mutlak ise sende kölelik payı var. Ama eğer bütün ise, kamillik prosesinde ise sende şuurlu itaat var. Evet. Yani itaatle köleliğin şeyleri, içeriği çok farklıdır. İtaatte bir şuurun var ki itaat ediyorsun. Şuurun, şuursuz insan itaat etmez. Evet. Ben şimdi sizin gelsem muayenehanınıza bana desen ki bunu buraya koy. İtaat etmek zorundayım. Ama birisi bana diye ki ben buyum tanımadan veya onun nefsinin davetiyle gidersem onu mutlak sayarsam ben köle olmuşum. Bu fark etmez karşımızdaki bir peygamber de olabilir. Bu mutlak sandığımız. Bir bilim adamı da olabilir. Bir siyasetçi de olabilir. Esas bizim bakış açımızda mutlakiyet ve kamilliğe. Peki şimdi Turab kültürünü soracağım Pirim. Bu kemale ermek için Turab kültürü şart mı? Bir de Turab kültürü ne demek? Evet yani bence Turab kültürü aslında sıfırlanmak demekti. Topraklaşmak demekti. Hani biz, yani, hani biz topraktan yorulduk ya, evet, o evet. Hikayeni baz alsak çok da güzel bir hikayede. Çünkü her bir hikayenin zahiri değil, içindeki ne demeyine bakmamız gerekir. Evet, turab olmak ki bizim kültürümüzde çok var. Evet. Turab olurum. Birincisi, dediğim gibi turab nedir? Turab benim beynimde sıfırlanmaktı. Hani kabaca desem, giderler ya hani, papaza günah çıkarırlar. Evet. Bir tür sıfırlanmaktı. Gidersin dostuna yüreğini açarsın. Bir tür sıfırlanmaktı. Pirinin huzurunda dize çökersin. Sıfırlanırsın. Ama o bir sıfırlanmaktı ki turab olmak. Sıfırlanıyorsun ki yücelmek için. Sıfırlanmıyorsun ki hiçlik için. Buradaki hiçlik farklı bir şeydi. Ona göre bizde turab olma çok büyük makamdı. Yeniden bir başlangıçtı. Yeni bir başlangıç. Muhteşem bir şey. Yani bizim bazen çok da uzak terminolojilere ihtiyacımız var aslında. Doğru. Yani bazen kendi kültürümüzdeki terimlerden yabancı olduğumuz için, tanımadığımız için terimlere mecbur kalıyoruz, gidiyoruz. Kitapları araştırıyoruz, görüyorum hangi terim bana uyar falan. Halbuki kulağımızın dibinde hünkârımız Hacı Bektaş Efendi bunu söylemiş yani. Oradan alırız, eskiye dönsek Yunus Emre ve gerçekten Anadolu toprağında hem kültürel olarak hem de batini olarak çok büyük miraslar vardı ki şimdi açıyorsun bilimle ne kadar paralel olduklarını görüyoruz yani. Şimdi Turab kültürüyle yani o batini kültürüyle yetişen birisine hiç gözlemleriniz oldu mu? Hastalanma oranı ya da sağlıksız olma oranı ile ilgili bir tecrübeniz oldu mu? İki tür insanla rastladım ben. Evet. Bir, hastalanmayan ve ömrü çok olanlar. Ona ki inanıyorlar. Bir, hayat programı var. Birisi gidiyor bir yere. Atıyorum. Orada kendiyle görüşüyor. Hani ibadet yapıyor ya yapmıyor, onunla işim yok. Birisi ibadetle bu kendiyle görüşmeye çıkar. Birisi de başka yolla. Evet, onların ki bir sisteme inançları var. Biliyorlar bu sistemin içine girdikleri zaman bu kadar yücelebilirler. Onlar daha psikolojik olarak daha rahat yaşıyorlar. Bir de bizim bu sistemin içindeki büyük pirlerimiz, büyük şahsiyetlerimiz var. Ama bunların birçoğu hasta oluyor. Neden? Çünkü onların hastalığını kendine magnet gibi çekiyor. Ben bunlarla da şahit oldum. Bir gün bir
büyük insandı, güzel bir insandı. Söyledim, dedim ki Üstad neden böyle bir beden hastalığı? Dedi Cavit geliyorlar. Yani o alışverişte bize aktarılıyor. Çünkü biliyorsunuz aşk bir tüneldi yani. O şey diyor ya. Berze bambut mera ançetura der delbut. Diyor benim dilimdeydi o şey senin gönlündeydi. Yani burada bir sevda var. Evet. Eğer sevda var ise benden sana da gelir senden de bana geliyor. Ama bunu çok iyi anladım sorunuzdan. Çok güzel sorulardı bunlar. Ki evet biraz inandığın zaman hakikaten hastalıkları her şeyi yenebilirsin. Çünkü her şey insanın içinde beyninde oluyor, oluşuyor yani. O zaman ki bir huzur ortamı buldun veya yarattın ve orada buna inandın. İnanmak güvenmek demektir. Bir şeye güvenmek demektir. Evet. Güvendiğin zaman ben bugün İbrahim Mayda'ya güvenir isem, gelsem oraya ben sizin yerinize gelmeden zaten %50 kazanmışım. Ben mesela doktorları seven bir karakterim var. Sen bana diyor, yok ben doktor. Bana doktor dese ki Cahat mesela araştırdık sen 123 sene yaşayacaksan ben ona inanırım. Ne kadar güzel. İnanırım çünkü herkes kendi işini yapması gerekir. Ne kadar güzel. Evet yani direnmem ki yani mesela bakayım gör. Yanlış ilaç da verirse kullanırım ben o götürüp başka şeyde laboratuvarda ölçmeyeceğim yani. Biraz birbirimize güvenmemiz gerekir. İnanmak teslim olmak demek. Teslim olmak, yani sağduyulu düşünmekti aslında. İnanmak çok güzel bir şeydi. İnanmak. İnandığınız zaman karşınızdaki kişinin işi de rahatlıyor. Jean Valjean. Yani hastam bana inandığı zaman çok da mutlu oluyorum, çok da başarılı oluyorum. Kesinlikle. Mesela baksın şeyde de, Victor Hugo'da Jean Valjean. Evet. Keşişe inandı, papaza. Yani o öyle bir inandı, oldu o, oldu. Yani hepimiz oluruz. Mesela güvenmekti, inanmaktı. Ben bugün sabah gittim bir çek falan yaptım. Kalp falan filan. Yani bizim de bir kötü alışkanlığımız var. Bekleriz. Kalbimiz rahatsız olsun gideriz. Ben dedim yok bu defa bir şeytan bacağın kralında. Gidelim ya bir doktor sürpriz yapsın filan filan. Elhamdülillah şeydi, sonuçlar iyiydi. Ama demek istiyorum ki yani biraz da güvenmek lazım. Yani gidende doktora güvenmek lazım. Oraya gidiyorsun güvenmek lazım. Herkesin yanına. Şimdi çok strese giren insanlarda özellikle savaş stresi, ekonomik stres, ailedeki stres, eş stresi ya da işte güvenlik stresi yaşayan insanlarda vücutta inflamasyon oluşuyor ve vücutta hastalanıyor, hastalığa açık kaplar oluşuyor. Ama o iç sesiyle barışık insanlarda, kendisiyle barışık insanlarda, huzurlu insanlarda hasta olma olasılığı düşüyor. Evet. Hasta olma yüzdesi yani kaza maza olursa hastalanıyor insanlar. Yoksa normal şartlarda yaşamı idame edip gidiyorlar. Zaten evrimsel olarak bir insanın ölüm yaşı 125. Ben iki sene onda az dedim. Erkeğin baba olma yaşı 101. Evrimsel olarak. Vay be. Kadının evrimsel olarak. Ya, biyolojik beden. Biyolojik diyorsun, bedenden başlıyorum. Yüce hafızasından bahsediyorum. Diyor ki adet gördüğü müddetçe hamile kalabilir diyor kadın. Şimdi 70 yaşına kadar adet görüyorsa hamile kalabilir. Sorun değil. Çünkü yaşam sınırı 125 yaş. Çok güzel. Bir erkek için 101 yaş. Fakat bu insanları işte evrimsel biyolojik açıdan incelediğinizde bunlarda şey çıkıyor ortaya. Kendileriyle çok barışık insanlar. Evet. Doğayla çok barışık insanlar. Sinir budur. Evet. Dağıtmak da sinir. Evet. O puzzle var ya beyinde. Evet. Huzurun puzzle'ı. O orada elini atıyorsun. Böyle. Çünkü hemen o beş duyunu kontrol edemiyorsun ya. Bir yerden patlak veriyor. Patlak verdiği zaman işi yapıyorsun. Yaptığın işin yanlışlığını bir daha görüp bir kere de daha sinirleniyorsun. Ve bu periyodik sende bir alışkanlığa dönüşüyor. Diyorlar ya ondan konuşmayın adam sinirliydi ya o filan. Yani ne yapıyor her defa? Kafasını böyle yapıyor ve oradaki puzzle'ların yeri değişiyor. Ve o yerdeki konuşacak, konuşamıyor. Tabii ki ömür azalır. Yani beyin gelsin de kendi görevlerine mi baksın? Her an bu adamın hatalarını düzeltmeye çalışsın. Yani biraz da insaflı olmamız bedenlerine. Ben bazen mesela geceler kalkarım. Bedenime teşekkür ederim.
ellerimi öperim. Yani babana çok zahmetim var ya. Sabahtan akşama yazıyorum. Ama yani gözümün önünde nasıl ben buna şartsız kayıtsız kalırım yani. Öperim ellerimi. Yani teşekkür ederim. Gözlerime teşekkür ederim, kulaklarıma. Çünkü bize hizmet veriyorlar. Bu ilişkini hani biri baksa diğer ya çocukça falan ama çok güzel bir ilişkidir. Bedeninle şükretmek insanı nimetini çoğaltır. Ben böyle güzel bir şey yaptığım zaman işte iyi bir başarıya imza atmışsam hastalarımla ilgili diyorum ki ben bana kurban olayım. Yine bir şey yaptım. Yani çok güzeldi. Ödüllendiriyorsun. Aynen yani. Böyle. Ben bana kurban olayım diyorum. Yine güzel bir şey yaptım diyorum. O aşka da çıkıyorum bu herhalde eve gidiyorum. Ben bazen kaçınmak yapıyorum. Gidiyorum bir tane şey künefe yiyorum. Yaşımız da öyle bir şey. Çok da tatlı yememiz lazım. Güzel bir şey. Öyle. Vücudu özürlendiriyoruz. Evet. Birlikte. Ve o kadar da bazen de sitem etmemiz lazım. Ne yapıyorsun yani falan. Bunları diyen de başkaları demiyor. Peki. Pirim şimdi şöyle söyleyeyim. Hata üzerine hata yapıyorsa bir insan, bunun o iç sesi, batini sesi nasıl çalışıyor? O beş duyusu nasıl çalışıyor? Şeyini azaltmış volümünü. Volümünü azaltmış. Volümünü azaltmış, kireçlenmiş. Yoksa o zavallılar o kireçin altında yine bağırıyorlar. Evet. Ama mesela düşünün ki büyük bir adam görüyorsun, ya üniversitede ya din adamı diye her arada seviyorsun. Geliyorsun hemen sıfırlanmada. O ne yapıyor? Çekiş kalem götürüyor senin o kireçlerini. Ne oldu Yunus Emre? Evet. Geldi dergahta odun taşıdı filan. Aslında odun taşımalar nerede? İçindeki odunları taşıyor. Evet. Evet. O kireçler evet. atıyor. Ta ki kendisi çıkıyor ortaya. Evet. Ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim. Değil mi? Evet. İşte budur. Bunu diyebilmek için önce safi olman gerekir. Temiz. Süzgeçten geçmiş. Ona göre evet oluyor öyle. Atıyorsun. Hata üzerine kurulmuş ya. Gidiyorsun bir kere sıfırlanıyorsun. Check-up gibi. Batini check-up. Güveniyorsun ve sana diyorlar ki program yazıyorlar. Bunu böyle yap, bunu böyle yap. O program sana göredir. Başkasına göre değil. Herkes giden de Yunus gibi odunu taşıtmazlar. Değil mi? Peki şimdi Mevlana ile Hacı Bektaş Veli'nin bu konuda bir istişaresi var değil mi? Yani Mevlana herkes girer. Kim olursa olur gel der. Hacı Bektaş'a da arınanlar gelir. Bu diyalogla ilgili bilginiz var mı? Fikriniz var mı? Ben o diyalogu bilmiyorum. Yani tarihsel olarak gerçekten bu diyalog olmuş mu olmamış mı ama ben iki ama tane ekoldan evet iki tane ekolu çok iyi biliyorum. Bu anlamda da birbirinin yanına koyana çok güzel bir tablo çıkıyor. Bu anlamda ki aslında Mevlana'nın eğitimi söz kültüründedir. Yani Mevlana'nı anlamak için Mevlana'nın terminolojisini bilmek gerekir. Ama Hacı Bektaş Veli hünkârımızı anlamak için onun susmasını bilmemiz gerekir. Yani o suskunların sultanıdır. O öyle bir iş yapmış ki bakın hiçbir yazması yok. Yani yazanlar da çok da hala dibine gitsek meşruiyeti o kadar da değil. Ama bakın ta Balkanlardan gelin gidin ta İran'da bizim ehli haklar yine Sultan Sahak buyurur. Ben Hacı Bektaş'ım, Hacı Bektaş benim. Ama ortada bir kelime söz yok. Yani biraz da suskunluk alemindeki diyalog. Yani batini alışverişte Hacı Bektaş Veli inanılmaz bir enerji sahibidir. Biz giden de Hacı Bektaş Veli'nin cennet mekanına da orada o yeşilliği hissediyoruz. Mevlana da söz sultanıdır. Mevlana'nın da tekniği kelimelerle senin şuurundadır. Hacı Bektaş kalbindedir. Hazreti Mevlana şuurundadır. O oranı düzenleme yapıyor, defragmenti yapıyor. Hacı Bektaş Veli kalbini. Sonra ikisi bir anda bir yerde toplandıklar zaman nida ses geliyor ki acaba biz sizin göğsünüzü genişletmedik mi? Değil mi? Evet. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Peki şimdi Nesimi Beni Adem dedi. Bu batinliğin üst mertebesi ben Adem olmak mı?
Evet, Beni Adem, Adem evlatlar demek ama Adem olmak o kadar önemlidir ki. Çünkü Adem'i burada gördüğümüz zaman insan buradadır. İnsan her şeye alışır, Adem alışmaz. Adem orada aslında bize bir örnekti, gerçekten var olup olmadığını bir tarafa koyalım. Bir hikayenin gidip de tüm detaylarına bakmazlar ki, ha orada Nuh gemisini biz aradık bulmadık. Nuh gemisinin gerçekten tahtalarını, ahşaplarını bizim işimiz yok ki. Adem üfürülmüş bir varlıktı. Ama insan verilerle yaşar. Yani beynin iki tane önemli işi var. Duyular ve algılardı. İnsan bunlarla yaşar. Ama Adem üfürülmüş. Adem'in batini bilgisi var. Ona göre o çok güzel bir hikayede diyor ya, meleklere dedi ki secde edin. Neyin hesabına? Onun batini hesabına, batini şeye, varlığına, bilgisine. O batini ki sonra patlayacaktı. Yani onun Big Bang'i, onun o bilgilerin Big Bang'i tarihe yayılmış. Yani zaman zarfında bir Adem olmuş, bir hikaye var. Ama diyor ki bugün sen burada da Adem olabilirsin. Kalkarsın, kıyam edersin ve o sana üfürülmüş misyonunu anladığın zamanki hizmeti nasıl yapacaksın? Ondan sonra sen de insanlıktan Adem'e doğru bir yukarı kayman vardı yani. O Adem'i ben öyle değerlendiriyorum ve belki de Elif, D, M orada Adem farklı bir kodlardı ki biz onları belki bilmiyoruz ve bilenler de vardı. Batinilik, iç, o insanın o iç sesi azaldıkça hatalar, o beş duyunun kavgası da artıyor. Artıyor. Evet, evet. Beş duyunun kavgası artınca da sorunlar oluşuyor. Evet, ve kavgalar oluşuyor. Kontrolsüz oluyoruz. Kontrolsüzlük oluşuyor. Şey diyordu, bir filmli reklamda izlemiştim. Tekerlek reklamını yazmıştım. Kontrolsüz güç güç değildir diyor. Evet. Gerçekten doğru bir söylem bu. Hakikaten öyledir. Peki bu kontrolsüz gücü, kontrollü gücü eğer bu çevirmemiz için bizim şu anda ne yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor? Ya da siz bizim artistik izleyicilerimize ne önerirsiniz? Şimdi bunu bir bazı yazarlar yazıyorlar ahlak meselesini. Ki ahlakı nasıl yükseltiriz? Ahlak alışkanlıklardır. Ahlakı yükseltsen ne olur, yükseltmesen ne olur? Olar değil yani mesela. Önce ahlakın temellerini neler oluşturur? Önce bunları el almak lazım. Ben bir yazılar yazdım bu konuda. İnşallah fırsat olsa basarız. Ve bu iddiada değilim ki ne yazıyorum doğrudur. Sadece ben de bir öneride bulunuyorum. Yani aslında bir yazar bunu düşünmesi lazım. Yazdığı bir öneride. Mutlakiyeti yoktu yani. En başta da söyledim bunu. Ama ben bunu hissettim ki bir çocuk bizden sonraki baba, ben nasıl adam olayım? Ha, burada fark var. Yani burada bu var. Birisi diyor ki oğlum git kiliseye. Güzeldi yani, bildiği o kadardı. Biri diyor gitmem tapınağa falan. Bu çok yollar var. Ama yine bunların hepsini topladığımız zaman bir yerde bakıyoruz ki yine at yapısında insan önce kendisinden başlaması lazım. Ben gelsem camide oturanda caminin enerjisi tabii ki bende çok güzel etkiler bırakacak. Ama bu etki ne kadar zaman olacak, sürebilecek, süreci ne kadar olacak? Eğer ben kendi üzerimde çalışmamışım. Yani bir birey var, bir de topluluk var. Bu topluluk cem dediğimiz zamanki Kur'an-ı Kerim'de de çok önemlidir cem anlayışı. Ben onu bu Risale-i Cavidan kitabımda da yakında basılacak. Evet, Risale-i Cavidan'ı da şey yapacağım. Bir de Kelamat-ı Cavidan var. Onlar da cem anlayışına sağlam bireylerle olur. Hasta bireylerle olmaz. Hasta bu anlamda ki hasta sözünü burada defragmentsiz insanlara diyorum ben. Yani adam ömür boyu kendisiyle sohbet etmemiş. Neden sohbet etmemiş? Birinci budur, kendisini mutlak sayıyor. Sanıyor ki ne dese doğru de. Benim diyor. Evet. İkincisi belki de kendisiyle konuşma, görüşmekten, yüzleşmekten korkuyor. Belki o sesleri 3-4 yerde duymuş. Bazı şeyler de görmüş ha. Sen gözünü kapatıyorsun.
Bu şimdi ben gözümü kapatsam buradaki ışıklar hala göz kapağımda var. Bazen de gece karanlıkta bir yerde oturup gözünü kapatan da bizim muhteşem ve büyük bir nimetimiz var. O da hayal dünyasıdır. Bu çok önemli. Muhteşem evet. Bir hediye de Hazreti Hakk'ın tarafından. Kötüye de kullanabilirsin de aynı bıçak gibi. Ama evet. Ama nimet olduğu apaçık ortada. Orada ne yapıyorsun? Hayal dünyanda duyuyorsun, kokluyorsun. Can gözü diyoruz ya. Evet. Can kulağı diyoruz. Tadıyoruz. Şimdi bunları hayal dünyamızı nasıl geliştireceğiz? Bunun altında iradenin mekanizması var. İradem zayıf ise nasıl bunu güçlendireceğim? Yani bu biraz alt kata inende, yani görünen tarafta, şehirde görünen taraf değil de biraz alt tarafta, evet. Can şehrimizin alt tarafına gidende orada çok farklı olaylar var. Farklı afişler var, farklı insanlar vardı, evet. Farklı anlamlar var. Bunları keşfedenden sonra sen anlamlı oluyorsun. Değerli oluyorsun. Bu değerleri kazanmak için hayal dünyamızla bunu keşfedebiliriz ve kendimizle görüşmemiz şarttı. Şimdi pirim ben batinlikten ses terapisine geçmek istiyorum. Güzel. Şöyle bir bağlantı kurmak istiyorum. Şimdi Cem'de bağlama çalınıyor, saz çalınıyor, değiş söyleniyor. Bir tarafta bağlamanın tınısı, bir tarafta dedenin değişi, söylemi, bir tarafta da Cem yapanın, Cem'e gidenin hakla bütünleşmesi. Hı-hı. Şimdi orada bir şey var, içinize dönüyorsunuz hakla bütünleşince, Cem giderken, semah dönerken içinize dönüyorsunuz, iç sesinizle birlikte oluyorsunuz, bir oluyorsunuz. Ve huzura erdiğiniz bir makam. Ama orada şöyle bir şey de var. Yani o ses, o gerek bağlamanın sesi, gerek değişin sesiyle bütünleşiyorsunuz. Evet. Şimdi buradan şuna gelmek istiyorum. Ses terapisinde koşulumuz ne? Evet. Yani şimdi orada o bağlamayı çalmak. Evet. Tamam, bu ekstra piramidal sistemin görevi ama türküyü söylemek, değişi söylemek de bir sesin, bir ahenk olması, evet, gerekiyor. Bu ahengi nasıl yakalayacağız? Ya da bu ahenk nasıl bozuluyor? Evet. Birincisi, herhangi bir ceme gittiğimiz zaman, ister kiliseye gidelim, tamam mı? Fark etmiyor. Evet. Kilisede birden o ritüeller başlıyor ya, ayin, evet, musikisi. Evet. Hem çoklu sesler var, hem de düzenli sesler, evet, var, akıcı sesler var. İster istemez en başta bu seslerin görevi, bak burasına dikkat etmemiz lazım. Bu seslerin görevi seni pozisyon olarak trans etmesidir. Yani önce orada seni koparıyor. Geldiğin dışarıdaki arabaların gürültüsü, insanlar, beynindeki teyzenin bağırışı, evdeki ettiğin kavgalar veya bir dilenciye verdiğin para, ancak buradan seni koparıyor. Seni başka bir ambiyansa taşımak amacıyla o ritüeller orada vardır. Her yörenin kendisine göre, her yöreden aslında o musiki bir yama alıyor. Evet. Dokusu odur yani. Ona göre bu birincisi seni oradan koparıyor. İkincisi oradaki değişlerin, melodilerin, yani musikinin içeriğindeki tekniklerin sayısı seni ne kadar yükseltebilir? Birbirinden farklıdır. Orada bir değiş okuyanın sanatı, dışarıdaki sanattan bahsetmiyorum, oraya ait tarzda, onun oradaki okşamaları ve elinden tutup aşama aşama hamidim piştim kavruldumun, hele diyelim hamidim piştime kadar götürmesi şarttı. Şimdi bizde de ses terapisi dediğimizde
Eğer deseydi ki kalp cerrahlığı, bu bir başka meseleydi. Ses terapisi başka meseleydi. Kalp, uzanırsın, seni bayıldılar. Getirdi 6 saat, 2 saat ne kadar soruna bağlı ve kalkıp gidersin. Ama terapi böyle değil. Ses terapisinde iki tane önemli mevzu karşımızda var. Bir fiziksel olarak sorunlar var. Diyelim ki sesten nödüller var. Bunu biz bu nödülleri önce laboratuvarda uzman doktorların vasıtasıyla görüp onların raporları geliyor bize. Bakıyoruz evet bu nödül ne müddette bunu azaltabiliriz ve sağaltabiliriz. Bir de kişinin kendi psikoloji değerleri önemlidir. Yani atıyorum cesaret miktarı. Korkak mı, cesur mu, disiplinli mi, değil mi? Sırf ses terapiye gelmiş mi, ses telleri düzelecek mi bunun? Yani ne kadar işbirlikçidir. Ve arada bu ikisinin arasında da bunun kendisinin ne kadar bilgisi var bu işten. Yani hem atıyorum tam da nota değil, nota çalışmıyoruz orada. Ama frekansa, desibele yaklaşım tarzı nedir? Teknik olarak demiyorum. Davranış olarak diyorum. Evet. Bunları ele aldığımızda evet insanın fiziksel sorunları ve psikoloji değerleri ikisini birleştirip ve ona uygun bir program yazabiliyoruz. Şimdi bir insan kızmışsa, bağırmışsa, çağırmışsa, kavga etmişse ya da bir tartışmadaysa böbrek üstü bezleri kortison salgılıyor. Kortison da savaş ya da kaçı getiriyor. Ama barışıksa, muhabbetliyse, konuşuyorsa, iç sesiyle varsa, samimiyse değerlerinde, ilişkilerinde o da oksitosin salgılıyor. Ya da işte sarılıyorsa karşısındaki evet, evet. Oksitosin özgüven hormonu. Evet, evet. Şimdi ben şöyle algılıyorum. Ya kortizolü yüksek bir insan size geldiği zaman çok başarılı olamıyor gibi geliyor bana. O, biz çarem önce bunun o beynindeki bazı şeyleri düzeltmek zorunda kalıyoruz. Ama ona demiyoruz ki biz hangi ameliyatı yapıyoruz. Evet. Bir rahatlatma gibi hissediyor. Biraz daha işi ince tarafına bakıyoruz. Müzikle okutuyoruz. Kendimiz okuyoruz. Önce onun o ambiyanslara olan süngerlere, bana oradaki bilgisayardaki programlara, o testlere önce o şey yapması lazım, o süreci atlatması lazım, uyum sağlaması lazım, adaptasyon evet. Süreci. Evet. Ondan sonra işimiz biraz kolaylaşır. Yani o dediğin onları atandan sonra o beyindeki olan uyumsuzlukları en azı o bir saat iki saat, onda biraz ilerleyebiliyoruz ve sonraki devamında bu işin devamında o şablonla başarabiliyoruz. Şimdi hasta kalp ameliyatı olduğu zaman vagus siniri geliyor bu subklaven arteri var burada. Evet, evet. Bu damarın altından bir dalı yukarı dönüyor ve ses telleri yukarı geliyor. Ses siniri olarak yukarı çıkıyor. Sağlı sollu. İşte bu hüvit kemiğin altına ve üstüne doğru çıkıyor. Evet. Şimdi bu tarz hastalar size geliyor mu? Gelmesi gerekiyor bana göre. Evet. Oradaki bakış açınız ne? Yani şimdi cerrahi sonrası oluşmuş bu. Evet. Diğeri de psikolojik kökeni mesela. Burada ya da stres kökeni sesi kısılmış. Yani biliyor musunuz? Önce dediğim gibi bunun biz filmini görüyoruz. Evet. Bir de doktordan gelen raporlar bizim için çok önemlidir. Yani öyle bir şey değil ki mesela şablon olsun, herkes gelsin, A'dan başlasın, B'den geçsin, C'ye geçsin. Evet. Herkese özel tedavi, evet, özel tedavi vardı ve doktorlardan bize gelen raporlara göre evet biz de ona bakıyoruz. Esas teşhisimiz, doğru teşhisimiz oradaki miktarı ne kadardı? Evet. O miktarı sesin desibelini diyorsunuz siz. Sesin desibeli, frekansı, nödülün büyüklüğü veya kısıklığının acaba mukuslardan neyi var yani? Ses tellerinin altının altındaki perdeler mi filan? Bunları bakıp elde edenden sonra onları tedavi etmek daha kolaydı. Bence Türkiye'de ses sağlığı diye bir şey yaratmak lazım. Bakınız ben size burada açık söyleyeyim. Türkiye'de belki yüze
50-60 öğretmenlerin sesi ya bozuktu veya bozulacak. Evet. Çünkü konuşma tekniklerini çok az biliyorlar. Ben görüyorum bana gelen hastalardan falan. Onlar ki sesleriyle para kazanıyorlar. Maalesef o zaman anlıyorlar ki sesleriyle para kazanıyorlar ki sesleri kaybetmişler. Yani çok insanların beyninde ses çok doğal bir varlıktı orada. Yani ne yapsan da ne etsen de o ses vardı. Ama her zaman öyle olmuyor. Bir anda sesin kısıldığı zaman sanıyorsun bu futbolda bağırmışsın, çağırmışsın bir iki günde geçer. Geçmiyor, geçmiyor ve geçmiyor ve onda yavaş yavaş iletişim neymiş? Bu sadece tanıtım için değilmiş ve bunun psikolojik getirileri var. Bunun sağlık zararları ve ondadır ki anlıyoruz ki ses sağlığı ne kadar önemlidir ve ne kadar Orta Doğu ülkelerinde ses sağlığı meselesi çok hafife alınıyor. Yani biz bunu önlemek daha önemlidir ta ki tedavi etmek. Keşke hiç kimsenin sesi hastalanmasın. Bazı ülkelerde var ki doktorlar belki çok sıkılıyorlar gün boyu. Çünkü hasta yok. Bu konuda bence bilmem ne başlatmak lazım, ne etmek lazım. Yani bu soruyu ben size soracaktım. Yani bu anlamdaki mesela televizyon var, Artı TV var. Bunu belki mesela hadi bir kampanyaya dönüşse, bir campaign kursa, bir bilmem yani insanlar sadece farkında olsun ki ses önemli bir varlıktı. Bunu anlayandan sonra çok güzel şeyler olabilir, ortaya çıkabilir yani. Peki Pirim şimdi anne ve babalar. Şimdi işte bir sürü zahmette çocuk doğurdular vesaire işte baktılar. Bir yaşta geldi ufak ufak konuşmaya başladı. Evet. Biraz da büyüdü. Ama seste bir problem var. İlk ya da işte anaokuluna başladı. İşte ilkokula başladı. Benim sizden ricam şu. Anne ve babalar çocuklarını ne yapsınlar? Örneğin sesi kısık çıkıyorsa, ikide bir sesi kısılıyorsa... İşte anaokul öğretmenlere çok iş düşüyor. İlkokul öğretmenlere çok iş düşüyor. Müzik derslerine. Kesinlikle. Daha sonraki işte ortaokul öğretmenlere lisede, daha çok iş düşüyor. Çünkü evet. O öğretmenlerdi ki çocukların anne babası geldiği zaman onlarla iletişime girebilirler. Evet. Şu an diyemeyiz ki tüm insanlar otursunlar. Mesela biz Artı TV'de bir ses sağlığı diye programı mesela yaptık. Herkes bunu izlemek zorunda. Yapamazlar bunu. Ama eğer çocuk okula, kreşe gidiyor, anaokuluna gidiyor, bilmem derslere. Evet bu öğretmenlerin eğer sesten bilgileri var ise hemen erken teşhisle söylerler ki bu çocuğun sorunu var. Çünkü kaldıkça anne babalar o soruna alışıyorlar. Sanıyorlar ki çocuğun sesinin karakteri oldu. Böyle bir kelimelerle kendilerini kandırıyorlar ve iş oraya geliyor ki hakikaten sesleri öyle bir duruma geliyor ki bazen maalesef ameliyat yapmak zorunda kalıyorlar doktorlar buna. Genel olarak yine vurguluyorum ki camiamızda, Türkiye'mizde ses sağlığı adında, başlığı adında çok zayıf bilgilerimiz var. Düşünün siyasetçi de imkanlar var, parası var bilmem zaman ayırabilir ama yine bilgisi az olsun çıkıyor konuştuğu zaman ses kısılıyor. Çünkü bellidir ki sesten mesela diyelim bir seçim kampanyasında nasıl bu sesi kullanacağız? Veya bu mu iyidir ki bakın ben sizin için sesimi az kalırım kaybetmeye? Bu mantıklı değil ki. Ona göre her meslekteki ses sebep oluyorsan o meslekte başarıya uğrayasan kesinlikle ses sağlığından alfabesini bilmesi gerekir. Peki bunlar çok güzel şeyler ama ben biraz da sizin klibinizi göstermek istiyorum klip, izleyicilerimize. Hangi klipimi? Çünkü bu çok önemli bir nokta. Yani sesin kullanması açısından müthiş bir şey. Biz tekrar görüşeceğiz sizinle. Tamam. Pirim tekrar görüşeceğiz. Çünkü biz üzerinde düşeni yapacağız. Eyvallah. Bu bizim insani görevimiz. Doğrudur. Birey olarak görüyoruz. Pek elden ses çıkmıyor. Yani, evet, yani ben ne kadar çağırıp bağırabiliyorum bir Instagram'da bir Facebook'la evet, olmuyor bu olmuyor, işler. Olmuyor. Şimdi evet, bu, evet. Biz Artı TV izleyicilerine
sesimiz ne kadar çıkarsa söyleyeceğiz. Bağırmadan, çağırmadan evet, evet. Ama yani güzel bir şey olabiliriz, ülke olabiliriz diğer insanlara. Yani bir evet, örnek mesela, oluyoruz şu an. Evet, aslında. Bir örnek olabiliriz. Art TV bir şey başlatırsa sağladı diye. Ben örnekti, konuşuyoruz evet, burada, evet, rastgele evet. Konuşuyoruz. Yani bunu düşünmemişiz ikimiz de ama eğer böyle ise güzel bir adımdı. Biz sonuç beklemeyiz ki. Bize düşen görev nerede? Biz abi bunu bu tarihlerde söyledik. Art TV'de bunu bir kampanya gibi, bir campaign gibi insanlara anlatır. Yani orada elimden ne gelse yapalım. Çünkü ses kısık olduğu zaman burada nodüller oluşuyor boğazda. Yani biliyorsunuz. Bu da bir sürü hastalığa kapı açıyor. Hakikaten bilseniz ben nelerle evet. Karşılaşıyorum. Evet. Kız gelmiş diyor ki hocam ben diyorum kızım sen sesini kaybetmek üzeresin. Yok hocam geçer. Geçer. Gelmiyor, bir ay iki ay geçiyor, sağ akord ses teli felç olmuş. Şimdi evet. Kardeşim bunu nereye götüreceksin yani? Felç aynen, bir aynen. Kası nereye götüreceksin? Budur ki biraz çok böyle bir sahnelerle karşılaştığımızda çok üzülüyoruz. Yani öyle hani ses terapisi de gelirler de böyle yap ama hakikaten bir canı, insanın canı incidiği zaman çok üzülüyoruz. Biz insan. Evet, peki. Klibimizi de biz izleyelim. Neyi seçtiniz klipte? Bir bakalım sürpriz peki, olsun. Tamam. Birlikte izleyelim. İzleyicilerimize birlikte izleyelim klibimizi. Eyvallah. Gülüyorum. Eyvallah. Hoş geldiniz. Safa geldiniz. Var olun. Çok sağ olun. İyi hafta sonları. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.